Evet sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. 10. sınıftayız ve aklımızda artık türlü türlü sorular. Ben sözelci miyim yoksa sayısalcı mı? Acaba eşit ağırlık benim için iyi mi olacak? Yoksa dil mi seçsem soruları? Eğer bir hayli fazlalaştıysa bu video sizler için. Haydi başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar, ülkenin aslında genel bir problemi diyebiliriz. Bölüm seçmek, alan seçmek. Gerçekten baktığımız zaman birçok üniversite mezununun mezun olduğu alandan farklı bir iş yaptığını bile görüyoruz. Yani bu anlamda baktığımız zaman çevremizde çok ciddi bir karar verme sorunu var ve insanların kararları değişebiliyor. Sizler de şimdi bu kararsızlık durumunu yaşıyorsanız, yani büyüklerinizin zaten geçmişte yaşadığını ve sizin şu anda yaşıyor olduğunuzu ve arkadan gelenlerin de zaten yaşayacağını mutlaka ama mutlaka bilmenizi isteriz. Çünkü gerçekten bu konu karar verilmesi gerekiyor. Öyle kolayca karar verilmesi gereken bir konu değil. Bu insanın kendini tanıma yolculuğuyla aslında doğrudan ilişkili. O yüzden ilk maddemiz şimdiden kendini göstermiş olsun. Kendini tanımak oldukça önemli. Sevgili arkadaşlar, sizler kendinizi tanımak için neler yaptınız? Sizler gerçekten kendinizi ifade edebiliyor musunuz? Ben kimim? Neredeyim? Hayatın neresindeyim? Kendime ve çevreme nasıl bir katkım var? Gözlerimi kapatıp açtığım zaman 15 yıl sonra, 20 yıl sonra kendimi nerede hayal ediyorum? Nasıl bir çalışma ortamım var? Nasıl bir aile yapım var? İşte bu veya buna benzer soruların cevabını verebiliyorsanız aslında gelecek gözünüzde kısmen de olsa beliriyor olabilir. Şimdi kurmuş olduğunuz bu hayallerin gelecekte kendini aynen gerçekleştirmesine gerek yok. Tabii ki değişebilir. Ancak şimdiden geleceğe göz kırparsanız, yani bazı hedeflere ve hayale sahip olursanız, işte bu hedefler ve hayaller sizin alanınızı yavaş yavaş daraltmaya başlar. Yani bizim alanımızı yavaş yavaş daraltmaya ihtiyacımız var. İşte bu daraltmalar tamamen az önceki sorduğumuz sorulara cevap arayarak olacak. O yüzden ilk yapmamız gereken şey, güzel bir hayatın tam ortasındayken kendimize güzel sorular sorabilmek. Ben kimim, neredeyim, ne yapıyorum ve ne yapmalıyım? Ve arkadaşlar, ilk maddemizi geçtiysek, yani kendimize sorduysak, şimdi artık çevremizdeki insanların da görüşlerini alma vakti. Kendimize sorduktan sonra çevrenize sorun. Evet sevgili arkadaşlar, sizi en iyi tanıyan insanlar vardır. Arkadaşlarınız, büyükleriniz ya da bir tanıdığınız, fikrine güvendiğiniz insanlar. Bu insanların sizler hakkında bazı yorumlar yapması bazen bizim için ufuk açıcı olabilir. Bazen en bildiğimiz şeyleri bile zamanla göremeyebiliyor, duymamış gibi davranabiliyoruz. Ancak onların bize hatırlatılıyor olması veya potansiyelimizin bize farklı insanlar tarafından bir kere daha fısıldanıyor olması bizde bambaşka ufuklar, bambaşka kapılar açabilir. Unutmayın, kendimizi tanıma yolculuğumuzda çevremizle bu noktada da iletişim halinde olmamız çok önemli. Bunu da özellikle dikkate alalım. Ve bu adımları tamamladıktan sonra sizlerden bir başka isteğim, bir bilene sor. Evet, okul rehber öğretmeniniz bu noktada sizler için çok büyük bir fırsat olabilir. Lütfen kapısını çalın ve hocam, ben hangi alanı seçmem gerektiğini bilmiyorum. Hangi mesleklerin bana uzak olduğu veya yakın olduğu konusunda bir fikir sahibi değilim. Ya da ben şu bölümleri istiyorum ama acaba bunlar benim için gerçekten uygun mu sorusunu onlara sormanız için mükemmel bir zaman dilimindesiniz. Unutmayın, öğrencilik hayatınızın belki de bu soruyu sormak için en önemli anındasınız. O yüzden bunu özellikle yapmanızı isterim. Ve bunun yanında da tabii ki uzman olan, yani bu işin uzman olan kişilerden de destek alabilirsiniz. Çünkü şu an içinde bulunduğunuz zaman bunun için tam da zamanı. Ve bununla ilgili sizlere bir tavsiye daha vermek isterim. Eğer istediğiniz meslekler böyle birkaç ihtimal dahilindeyse, belliyse, bu mesleği yapan insanlarla iletişim halinde olmalısınız. Onlara sorular sormalısınız. Gerçekten hayatlarından memnunlar mı? İstedikleri gibi kazanabiliyorlar mı? Maddi ve manevi anlamda bir tatmin olma durumu söz konusuysa, o zaman sizler de o biraz önce bahsettiğimiz alan daraltma durumunu tam olarak gerçekleştiriyor olursunuz. Evet sevgili arkadaşlar, son maddemiz aceleci olmamanız, yani zamanınızın olması. Sevgili arkadaşlar, henüz 10. sınıftayız ve alan seçmek için, hatta alan değiştirmek için önünüzde uzunca bir zaman dilimi var. Şimdi birçok arkadaşımız gözde meslekler sayısalda olduğu için direkt olarak sayısal bölümü seçme eğiliminde oluyor. Burada sayısal alanı seçmeyin imajı vermek istemiyorum. Ancak lütfen kendinizi iyi tanıyın. Sizin en iyi olacağınız alan en gözde mesleklerin olduğu alan olmayabilir. Hangi meslek olursa olsun yeteneğinizin olduğu en iyi alan, kendinizi ifade edebileceğiniz, potansiyelinizi ortaya çıkarabileceğiniz en iyi alan olacaktır. O yüzden sözel, sayısal, eşit ağırlık veya dil, hangisi olursa olsun en iyisi olduktan sonra hepsinde başarıyı en yukarıda, en dorukta karşılayabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Bence birazcık dertleşme zamanı. Haydi bakalım, yorumlarınızı okumak istiyorum. Görüşürüz.